Derslerimizde gördük, Kur'an ünite ünite, konu konu anlatmaz konuları. Serpiştirir bir çiçek bahçesi gibi. İlk sureye bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki. Geliyor karşınıza. Ayağını denk al. İkinci sureye geçtik hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la rayba fi huden lil muttaqin. Ellezine yu'mine bil gayb. Gaybe iman, Allah'a imanla beraber ahireti de kapsar. Ve bil ahiretihum yuqinun. Onlar ahirete yakinen, gözde görmüş gibi inanıyorlar. Onun için Müslümanlar öldükten sonra dirilme, cennet ve cehennemi gözleriyle görüyormuş gibi inandıkları için iyi hareketleri Cenab-ı Allah'ın rızası için yaparlar. İnsanlara hizmet ederler, yedirirler, içirirler, yol gösterirler, zahmete katlanırlar. Karşılık bile beklemezler. Teşekkür bile beklemezler. Neden? Allah'tan fazlasıyla alacaklardır. Hatta yücelir yücelir Allah'tan karşılık almak için de beklemezler. Onun kendilerini sevmesi, rızası yeter onlara hoşnutluk olarak. Böyle. Yani bu Müslümanları kötü şeyler de yapmak ister insanın içinde. Nefis terbiyesizdir iptida, başlangıçta. Yavaş yavaş terbiye edile edile bir gün gelir, güzelleşir. Yani insanlar içki içmek ister, zina etmek ister. İlk başta. Ama bir gün gelir, terbiyelenirse, zina ile pislik yemek arasında fark kalmaz gözünde. Değersizleşir böyle. O güne kadar o insanın zinayı istediği halde, içkiyi istediği halde, kumarı istediği halde, yalan söylemek, dedikodu yapmak içinden istediği halde yaptır diyecek olan nedir? Ahirete iman. Ben bunları yaparsam Allah benden razı olmaz. Beni cehennemiyle cezalandırır düşünecek. Demek ki işin içinde devlet, jandarma, polis olmasa bile Allah'a ve ahirete inanan insanlar güzel ahlaklı iyi insanlar. Onun için arkadaşlar yani eğitimin bir katkısı vardır ama Akif'i hatırlamanın yeridir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. İrfan burada tahsil. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusu vardır. Yüreklerden çekilmiş farzedin halfı, korkusu, yezdanın ne irfanın kalır tesiri o zaman ne vicdanın. Eğer okumanın zirvesi nedir? Üniversite. Üniversitenin ötesinde üniversitede kalma, akademik çalışmalar, profesörlük. Bu adamı ahlaklı olmaya yetmiş olsaydı bütün profesörlerin çok ahlaklı ve faziletli insanlar olması lazımdı. Çok iyi eğitim almış olan insanların iyi insanlar olması gerekseydi Engin Civan gibi insanlar bir insanın o zaman soyduğu memleketi Türkiye'nin bütün milli eğitiminin ve sağlık problemlerinin hepsini kapatacakmış açığını. Bir adamın çaldığı, çırptığı, yediği. La Allah'tan korkmaz adam. Bu adam sana, bu devlet sana mektep açtı, öğretmen verdi, maaşı değil mi? Müslümanların vergisiyle yurt dışına gönderdi, yurt dışında seni yetiştirdi, geldi seni bedava da çalıştırtmıyor ya. İş veriyor, lojman veriyor, masa veriyor, hizmetçi veriyor, koruma veriyor, şoför veriyor, araba veriyor, bekçi veriyor. Bol bol da maaş veriyor. Şu öğrendiğin bilgilerle bu halkına hizmet et diyor. O ne yapıyor? Yutuyor. Neden? Yutmayan da var. Neden? İşte bunu düşünmek lazım. Demek ki bilgi, tahsil, okuma yetmiyor. Vicdan da yetmiyor. Adamın çocuğuna bir silah vursan, gözlerinden yaş aksa kıyameti koparır. Benim çocuğumu nasıl vurdun, ağlattın diye. Ama öbür tarafta yüzlerce, binlerce insanı öldürecek bombayı çekinmeden atar kendisi. Nereye gitti senin vicdanın? Çocuğun karşısında sızlayan vicdanın? Ne irfandır tahsil okumaktır, ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Eğer yüreklerden bu korku çekilsin, tahsilin de, vicdanın da bir faydası kalmaz. Ha şunu söyleyelim. Okumanın, eğitimin hiçbir müsbet bir rolü yok. Yok arkadaşlar onu demiyoruz. Elbette bir etkisi vardır. Bir etkisi vardır. Ama yetmez.
Onun için din gerektir. Onun için din gerek toplumlara. Dinsiz bir toplum yok. Onun için ahirete iman ahlakta, terbiyede, fevkalade etki sahibidir. Allah Celle Celaluhu, okuyoruz birkaç ayeti örnek verelim. Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Öleceğiz. Ahiret ise gerçekten kalınacak bir gündür. Mü'min suresi 39. ayet. Ahiret hayatı daha hayırlı ve daha sürekli olduğu halde siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bu da bizim bir zayıf noktamız. Kendinizi tamir edin diyor. Bu hangi surede? 245 doğru dipnota bakıyoruz. A'la suresi 16-17. ayetler. Ondan sonra gelen ayet Kasas suresi 77. ayeti kerime. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste fakat dünyadan da nasibini unutma. Çok güzel bir özet. Dünyada bir hayat yaşıyoruz. Unutabilir miyiz? Kendimizi yok kabul edebilir miyiz? Hayatın gerçeklerinden bir gerçektir. Varız, evlendik, çoluğumuz çocuğumuz var, bunun geçimi var, yiyecek içeceği var değil mi arkadaşlar? Dünyayı için çalışmamız lazım, kazanmamız lazım. Ama Allah'ın verdiği bu nimetlerle esas ahiret yurdu, baki, işte onu arzu etmemiz lazım, elde etmemiz lazım. وَبْتَغِ فِي مَا اَتَيْكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana bu verdikleriyle diyorlar Karun'a, kavminin akıllı insanları. Esas ahiret yurdunu ara. Onu iste, onu kazan. وَلَتَنْ سَنَاسِبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Dünyada var. Onun içinde yaşanacak ama amaç bu değil. Fakat kafirlerin amacı budur işte. وَيَكُلُوا diyor Kıtal suresinde Tebate ekulul en'am davarların, hayvanların yediği gibi yerler. Bütün amaçları yeme, içme ve cinselliktir. Başka bir amaçları, hayattan beklentileri, gayeleri yoktur. Hayvanlar gibi. İnsanın seviyesi bu olmaması lazım. Ama insanlık çağdaşlık adı altında bugün daha bunu seri olarak gösteriyor. Bugün eksistansiyalist felsefe ya da materyalist. Nedir bu? Hep söyledikleri söz. Dünyaya bir kere gelmişsin, bir daha gelmeyeceksin. Çocukların dilinde bir şarkı vardı birkaç ay evvel. Ne diyordu? Bastır bastır paraları bilmem ne. Bir daha mı geleceksin dünyaya diyordu. Ye, iç, eğlen. Zevk al. Bir daha gelmeyeceksin bu dünyaya. Bize İslam'ı kaldırın yerine bunu koyun diyorlar. Ya ayıp ayıp. Yerine şöyle adam gibi kabul edilecek bir şey koyun da bir değerlendirek yani. Bu neyle bu hayvan gibi bir hayatı bize teklif ediyorsunuz. Bizim şairlerimiz bu hayatı sundular bize. Ezberledik çocukluğumuzda farkında olmadan. Böcekler şiiri Orhan Veli büyük şairimiz. Düşünme. Arzu et sade. Bak böcekler de böyle yapıyor. Düşünme, kafanı takma. Arzularınla yaşa, şehvetlerinle, isteklerinle yaşa. İçinde ne geliyor? Haykırmak mı? Haykır. Atlamak mı? Atla, ye iç. Bak böcekler de böyle yapıyor. Hiç böceklerin bir şeyi var mı? Derdi, stresi, bunalımı. Sen de böcek gibi ol. Hayvan oluyor. Peki, ülâikekel en'âmü belhum adal. Kur'an'da Allah o kafirler hayvanlar gibidir. Belki daha düşük seviyede alçaktırlar deyince nasıl oldu insana hayvan bağırıp çağırıyor. Hiç bağırıp çağırmıyor. Ha sizin şairiniz böyle söylüyor. Yani düşünme. Arzu et sade. Bak böceklerde. Böcek böyle bir ciddi hayvan olsa haşerat seviyesine indirdiler insanı. İşte arkadaşlar insana erdem veren, insanı ulvileştiren, insanı yüceleştiren, insanı değerli kılan imandır. Allah'a iman ve ahiret. Niye insanlar intihar ediyor? İmanın kıymeti ve korunması kitabımızda biraz bu konuları açtık. İnşallah okursunuz sizler de biz de sevap kazanırız. Niye insanlar intihar ediyor?
fakir fukara değil. Filozoflar intihar ediyor, artistler intihar ediyor, iş adamları intihar ediyor, yıldızlar intihar ediyor orada. Her şeyleri var. Niye? İman hakikaten onsuz hayatta mutlu olmaz yani.